Londra'ya dönmeden son bir kez açılayım diyordum ama... Hava sert. Akşama fırtına veriyor. Alo. Soner Bey, müsaitseniz sizinle çok önemli bir konu hakkında konuşacağım. Babanız yanınızdaysa lütfen benim aradığımı hissettirmeyin. Oh. Hi Michael, how are you? Yes, yes, I'm listening. Evet, dinliyorum Kayhan Bey, buyurun. Soner Bey, Ekrem Bey ile ilgili konuşmamız lazım. Sağlık durumu hiç iyi değil. Sağlık durumu mu? Ne diyorsunuz Kayhan Bey? Sizin haberiniz yok mu? Hayır, bana hiçbir şey söylemedi. Maalesef babanızın kalbinde 3 damar tıkalı. Ne? Üzülmeyin diye gizlemiştir. Ameliyat olması gerekiyor. Ama her şeyden önce dinlenmesi, kendine iyi bakması lazım. Durumu çok ciddi, artık çalışmaması gerekiyor. Dedim ama dinletemiyorum. Tetkiklerine bile gelmiyor, vaktim yok diye. Az önce aradım, beni meşgul attı. Sizden ricam, usulünce kendiyle konuş. Tamam. Ben konuşacağım onu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu kadar şey mi aldın bunca saattir? Yok ki bir şey anne, doğru düzgün alacak. Sen niye bu kadar rahatsın Şükran? Ha? Bir şey olmuş sana. Dolandım biraz. Ben sana o kadar gel dedim anne, gelmedin. Güzel kafamı dağıttım bir güzel. Ben şunları yerleştireyim. Efendim. Neredesin sen? Niye açmıyorsun telefonlarımı? Ya sessizde kalmış telefonum. Uzanıyordum da. Ben hastaneden çıktım. Biraz vaktim de var. Buluşalım mı diyecektim. Ya Melek, bir şey soracağım. Bu hastanedeki yakınınız neyin oluyor? Yani her gün hastanedesin de. Anne tarafından kuzenim. Niye sordun ki? Ne bileyim. Aklıma geldi işte. Neyse boş ver. Nerede buluşuyoruz? Gel anne. Kızım, bunlarla uğraşacağına şu saadeti ne yapacağız onu düşünelim. Sen anlamadın galiba işin vahametini. Bu saadet çok tehlikeli bir kadın. Onun burada bulunmaması gerek. Ne yapıp edip bunu bizim Hatay'a göndermemiz lazım. Ay anne, sen de garip bir şekilde çok huzursuzsun. Ayrıca neler geçti aranızda Saadet'le, söylesene bana. Nedense anlatmadığın bir şeyler var gibi. Allah Allah. Ne var ne yoksa anlattım ya kızım. O kör olasıca doğurdu Yakup'u, kaçtı gitti. Senin niye aklına düştü bu? Ha? Hani niye kurcalıyorsun geçmişi böyle ikide bir? Niye kurcalayacağım canım? Sen üzülüyorsun, ondan soruyorum. Neyse, senin kafanda bununla ilgili bir plan vardır herhalde, değil mi? Var, tabii var. Öyle mi? Bu kadının bir kızı var. Aa! Madem Saadet Hanım beni evlatlarımla vuruyor... ...ben de altta kalmayacağım elbette. Bu kız ne yapar, ne eder, neyin nesidir... Ona göre bir şeyler düşüneceğiz artık. Hoş geldiniz Elif Hanım. Hoş bulduk Ekrem Bey. Nasılsınız? Gayet iyi. Siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ne içersiniz, ne ikram edeyim size? Ben hiçbir şey almayacağım, sağ olun. Buraya geldiğinize göre teklifimi düşündünüz herhalde, değil mi? Evet, düşündüm.
Müthiş bir çalışma yapmışsınız. Yeni projelerde şirketimize katkıda bulunacağınızdan hiç kuşkum yok. O yüzden olumlu bir cevap bekliyorum sizden. Çok teşekkür ederim Ekrem Bey. Teklifinizi kabul ediyorum. Ya inanın kadınca bir içgüdüyle birden aklıma gelen bir fikirdi. Ben de satışlara bu kadar olumlu bir şekilde etki edeceğini tahmin bile edemezdim. Ama tabii çok güzel bir duygu. Zaten güzel şeyler birden ortaya çıkıyor. Artık yeni projeler bekliyoruz sizden. Seve seve. Ekrem Bey, siz temel mi geliyorsunuz İstanbul'a? Aslında pek değil. Gidip geleceğim. Anlayacağınız, size burada çok ihtiyacımız var. Merak etmeyin. Kusura bakmazsanız bir soru sormam lazım size. Biliyorsunuz benim küçük bir oğlum var, Toprak. İş yeri nerede olacak? Ona yakın bir kreş bulmam lazım da. Bir iki ofis odası bize yetecek. O yüzden şimdilik Görükan Holding binasında çalışacağız. Görükan mı? Mekansal bir birliktelik sadece. Şirketimiz işlerinde bağımsız olacak. Siz de bize bağlı olacaksınız. Anlıyorum. Aa, bu kutu ne Elif? Ayrılıyor musun yoksa? Seni ilgilendirmez. Ya çok üzüldüm ben şimdi. Ben beraber çalışacağız diye çok seviniyordum. Neyse ben de işlerin altından tek başıma kalkacağım artık. Bir sorun mu var? Yok. Yok Ekrem Bey. Hiçbir sorun yok. Gel. Gelebilir miyim? Gel Defne. İşin var. Elif ayrıldı galiba. Neden sordun? Odasına ben geçebilir miyim diyecektim. Hayır, geçemezsin. Tamam kahraman, niye sinirlendin? Sinirlenmedim. Sen basit bir soru sordun, ben de basit bir cevap verdim. Peki. Merhaba Defne Hanım. Merhaba. Kahraman Bey içeride mi, müsait mi? Evet. Gel sana. Efendim. Hemen geliyorum. Defne Hanım'ı arayan telefonlarda bulunmuş. Fakat pek işe yarar bir şey yok. Ne oldu Defne? Amcamı mı bekliyorsun? Ece ile ilgili bir şey soracaktım da Serhan içeride çıkmasını bekliyorum. İyi tamam. İşle ilgili soracağım bir şey var mı? Yok. Sağ ol. İyi. Neyse sen görüş amcamla, ben sonra uğrarım. Tamam. Benim tek günahım sevdalanmak. Babanla birbirimize sevdalandık. Gençtik, toydik. Böyle olacağını düşünemezdik. İblisin oyununu.
Bir gün bile çıkmadın aklımdan. Yıllarca evlat diye bunlara sarıldım. Gün bugünmüş sana oğlum diyeceğim. Lakin yanımdasın ama el gibi bakıyorsun bana. Al bak, anacığım yıllar boyu sen diye nelere sarıldı. Bunu gizli saklı örmüştüm. Bir de takımı vardı yeleği. Seni benden söküp aldıklarında bu kalmış. Yıllarca buna sarılıp uyudum. Bu küçücük şey dik tuttu beni. Bizi ayırdılar Yakup'u. Adını dilime haram eylediler. İşte ananın hikayesi bu. Ben bugün için yaşadım. Sonunda kavuştuk oğlum. İşte hiç ayrılmayacağız. Sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım mı? Acıkmışsındır sen. Bir daha böyle delilikler yapma. Ne deliliği? Ha, kahraman. Hı. Sen benden özür dileyecektin ya. Bak hala bekliyorum. Elif. Ne Elif? Ne? Ha, dilemeyecek misin? Ne yani, ben mi dileyeceğim? Allah'ım ben nasıl bir salam ya? Bir de sana inanıp sana kanıp geldim buraya özür dileyeceksin benden diye. Bak Elif, saçmalama Allah aşkına. Biz bu meseleyi aşacağız ve hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnanılır gibi değil. Ben unutmayacağım kahraman. İstiyorsan sen unut. Allah aşkına şu inadından vazgeç Allah aşkına. Gider misin sen? Üstümü değiştireceğim ben. Sonra da gideceğim bu evden. Hiçbir yere gidemezsin, tamam mı? Burası senin evin ve burada kalıyorsun. Ya kusura bakma. Evde makarnadan başka hiçbir şey yok. Yoksa başka bir şeyler de yapardım. Aa, o nasıl laf? Yabancı mıyım ben? Ne varsa onu yiyeceğiz işte. Of, Allah kahretsin. Düş, sen de düş. Elif. Tamam canım, hallettim ben. Neyi hallettin? Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsun. Çünkü bir şey oldu, yok ki ben de farklı davranayım. Hmm, inandım ben de. Dün de bana inanmıyordu. Bugün de bana inanmıyor. Muhtemelen yarın da bana inanmayacak. Neyse ya, boş ver, tadımız kaçmasın. Sos ister misin? Olur. Tamam. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Geç canım, otur. Acı, acı vereyim mi? Koy koy. Çivi çiviyi söker. Çivi burada. Teşekkür ederim usta. Bir de giderken demez mi? Bak halacığım, en sevdiğim oyuncağı aldım diye. En sevdiği oyuncağını sürekli değiştiriyor Toprak Efendi. Ne yapalım? Ne bu oğlum böyle? Sen burada, o orada. Ha, toprağa da gönderdin. Zavallı çocuk helak oluyor iki arada. Annem.
Bu konak Elif'e yaramıyor. Mutsuz oluyor. Toprağın annesiyle zaman geçirmesi lazım. Ben de bu işler hallolsun eve geçeceğim. Ve Toprak artık bizimle yaşayacak. Ne varsa mutsuz olacak. İnsan huysuz olunca kaç işte böyle her şey. Yoluna tak, buna tak. İnşallah her şey düzelecek kahraman. Yemekten sonra yarınki programa bakalım mı kahraman? Çok aceleye geldi. Bir pürüz çıkacak diye çok korkuyorum. Yarın sabah şirket asistanlarımla konuşuruz. Bakıyorum da bayağı alıştın işe Defneciğim. Bu ne hız? Şu lansmanı atlatayım. Alıştım diyeceğim Şükran. Bitmiyor işte. Organizasyon şirketi. Notlarım yukarıda kaldı. Size afiyet olsun. Amca, bir hafta sonra Ankara'ya gitmemiz gerekecek yeni ürün için. Biz mi gideriz? Soner Bey'le Elif mi gider? Biz gideriz. Soner'le Elif ne alaka kahraman? Ekrem Bey'in bazı sağlık sorunları çıkmış. Soner de Londra işini erteleyip işlerin başına geçmiş. Hmm, tamam. Elif'le ne alakası var oğlum? Ha, gerçi sen gene konuşturmazsın kimseyi. Benimki de sual işte. Anne, bu ambalaj fikri Elif'e ait. O yüzden Soner'le beraber çalışacaklar. Ben çalışabilsinler diye şirkette onlara bir yer verdim. Yani aynı binadayız. Yine aklım almadı ya. Neyse. Keşke şu lansman işini biraz erteleseydin kahraman. Ne olur ne olmaz ne bileyim yani. Şu ara tehlikeli değil mi? Ama işlerle de ilgilenmek lazım abla. Korkma, merak etme, bir şey olmaz. Gerçi iki gündür bir şey de gelmedi. Ne mektup var ne not. Kimse sessiz, telefon da gelmiyor. Birden kesildi. Çok garip. Alo. Geldin mi? Yoldayım, geliyorum. Az kaldı. Konuştuğumuz gibi. Konağa gelip olay çıkartacaksın. Her şeyi ben yaptım diyeceksin. Mektupları sen yolladın. Konağı sen yakmaya çalıştın. Unutma. Tamam. Aynen söylediğiniz gibi. Parayı yollamışsınız. Sağ olun. Sen söylediklerimi yap, daha fazlasını alacaksın. Defne Hanım, yalnız bu iş burada bitmez biliyorsunuz değil mi? Merak etme. Seni kurtarması için çok iyi bir avukat tutacağım. En fazla 6 ay yatıp çıkacaksın. Ondan sonra herkes kendi yoluna. Peki. Merak etmeyin. Nasıl peki? Nasıl olsun? Aynı kocası gibi. İçinde fırtınalar kopuyor da dışarıya renk vermeyeceğim diye bin tane takla atıyor. Toprağı görünce sevinmedi mi? Ya sevinmez olur mu? Çok mutlu oldu. Sen ne yapıyorsun? Nasıl olsun işte. İdare ediyorum. Ya dedecan kusura bakma. Seni de işinden gücünden ettik. Sen oraları merak etme kardeşim. Çocuklar bensiz de döndürüyorduk yani. Ya biz kardeşiz zaten kahraman. Böyle günlerde tabii ki birbirimize destek olacağız. Sağ ol kardeşim. Bir şey ihtiyaç olursa ara beni. Tamam. Tamam, iyi geceler. İyi geceler kardeşim. Hayırdır Elif? Susadın mı? Ha yok, Toprak istedi. Toprağa götüreceğim Celal abi. Peki, afiyet olsun. Sen bir şey ister misin? Çok var, sağ ol. Kahraman en azından şu davetli listesine baksaydı. Ben bakarım Defne. Amcamın vaktini almaya gerek yok bunun için. İyi peki. Öyle yaparız. Bırakın lan! Konuşacağım o yürükanla! Yürükan! Bırakın lan! Yakacağım burayı! Şerefsizim, yakacağım! Yürükan! Çık lan dışarı! Yakarım burayı! Şerefsiz! Söyle bismillah! Kim gecenin bu vakti? Burayı yakacağım, şerefsizim! Yürükan! Yakacağım! Kimse elini kıpırdamasın. Oturun. Yakacağım. Kahraman nereye gidiyorsun? Dur, dikkatli ol! Dışarı! Yürükan! Ay ben Yakup'a haber vereyim bari. Yakup! Yakup! Bırakın lan! Konuşacağım o yürükanla! Yürükan! Oğlum, oğlum, oğlum. Ne oluyor burada? Vay! Kahraman Bey! Lan yine mi sen? Ne işin var burada? Beni işten atarsan ben de seni böyle deliye çeviririm. Ne o? Huzurun mu kaçtı? Yürükan! Alın götürün şunu emniyete, hadi! Yanına bırakmayacağım. Duydun mu? Ne oluyor kahraman? Şevket değil mi o?
Gel abi gel anlatırım. Gidip baksak mı? Ben çok merak ettim. Dur kızım, nereye bu kadın halinle? Hayır, kim acaba? Kesin bu tehdit edenlerden biri. Yoksa gecenin bu saatinde niye gelsin? Ay kahramanla Yakup'a bir şey yapmasa bari. Böyle bekleyecek miyiz? Başka ne yapacağız ki anne? Aptal herif. Emniyeti de birbirine kattı. Hem suçlu hem güçlü. Zimmetine para geçir, tehditler savur, mektuplar gönder, konu ayak. Şerefsiz. Bir tek benim asabım bozuldu galiba. Ne alakası var şimdi abi? Senin hiç sesin soluğun çıkmıyor kahraman. Düşünüyorum. Şüphelendiğin bir şey mi var? Bu işin içinde başka bir iş var. Onu düşünüyorum. Ne gibi? Bilmiyorum. Benimki sadece bir his. Günaydın Kahraman Bey. Günaydın. Kapıdakiler yeni mi? Evet efendim. Neden? Yaşar'la Naci ayrılmışlar. Şirket yerlerine başkalarını görevlendirdi. Peki. Kolay gelsin. Alo Celal. Ha kardeşim. Seninle hemen konuşmam lazım. Tamam. Söyle neredeysen geleyim hemen. Gülizar geldi mi? Geldi. Merak etme, ben de buradayım. İyi de sen işe gitmeyecek misin? Öğlen devralacağım nöbeti. Gülizar'la toprağı da konağa bırakacağım. Korumalar da olacak. Merak etme yani, konuştuğumuz gibi. Ay tamam, kızma. Ya gözüm arkada kalmasın, bir şey olursa ara. İlk günden işe geç geldim. Hadi kapatıyorum, bay bay. Satış faaliyetleri iç pazarda 22.3. Satış faaliyetleri iç pazar. Günaydın. Günaydın. Ah. Yardım edeyim mi size? Yok yok, lütfen lütfen. Bırakın, ben hallederim. Ha, biraz. Kusura bakmayın, ben geç kaldım bu sabah. Yok yok, siz kusura bakmayın. Sabaha kadar çalışınca biraz sakar oluyor insan. Siz dünden beri burada mısınız? Evet. Yani meseleye hakim olmam gerekiyordu sanırım. Artık hakimim. Peki, bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Var, evet. Bir çalıştığınız mühendis varmış. O da bu projede bizimle mi çalışacak yoksa... Kahraman Bey'in yanında mı olacak? En iyisi bunu ona sormak. Hatta bana kalırsa ısrar etmek. Selim son derece zeki ve çalışkan biridir. Bize katılırsa çok şey kazanırız. Güzel. O zaman ne yapıp ne edip ona ekibi almamız lazım. Ben hemen konuşurum. Size de haber veririm. İzninizle kolay gelsin.